Ve siyaset hafta sonunda da hareketliydi tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Denizli'deydi bugün. Ege ve Akdeniz'i birbirine bağlayan Honaz Tüneli ve çevre yoluyla yapımı tamamlanan birçok yatırımın da açılış töreninde konuştu. Altılı Masa'nın Erdoğan aday olamaz çıkışına tepki gösterdi Erdoğan. Dedi ki aday çıkaramıyor, bizim adaylığımıza çamur atıyorlar. Baktılar kendileri masadan aday çıkartamıyor. Bu defa bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar. Halbuki biz aylardır siyaset er meydanıdır. Biz adayız. Karşımıza kimi çıkartacaksanız çıkartın. Söyleyin de milletin huzurunda er meydanında yarışalım dedi. Bir yılda bir aday çıkartmayı beceremeyenler kendi sünepeliklerinin üzerine örtmek için şimdi istikameti başka tarafa çevirdiler. 4,5 yıldır Cumhurbaşkanıyız. Öncesi var. Aklınız neredeydi ya? Niye şimdiye kadar bunları söylemediniz? Altılı Masa'nın Erdoğan aday olamaz çıkışına ilk kez yanıt verdi. Türkiye 2018 seçimleriyle birlikte yeni bir yönetim sistemine geçti. Yani bu bakımdan kronometreyi sıfırladı. Haklen de, hukuken de, fiilen de 2018'de seçilen Cumhurbaşkanı yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanıdır. Altılı Masa'dakiler bir yıl sonra nasıl olduysa bir anda aydınlanma yaşamışlar. Şimdiden seçim günüyle ilgili kaos senaryolarına sarılmaları, kaybetme korkusunun bir kez daha yüreklerini sardığını gösteriyor. Halbuki korkmalarına hiç gerek yok. Biz milli iradenin üstünlüğü dışında bir yol ve yöntem kabul etmediğimiz için bugüne kadar tüm rakiplerimizi sandıkta yendik. Denizli'de heyecan ve coşku vardı bugün. Ege ve Akdeniz'i birbirine bağlayan Honaz Tüneli ve çevre yoluyla yapımı tamamlanan birçok yatırım Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. İcraattan bahsediyorum. Laf değil, icraat. Bay Kemal sen ne anlatacaksın Denizli'ye? Söyleyeceğim bir şey var mı? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne asılan "Yeter söz milletindir" sloganının yer aldığı afiş üzerinden ana muhalefete yüklendi. Bir de utanmadan çıkıp partilerinin binasına ne yaptılar? "Yeter söz milletindir" afişi asıyorlar. Rahmetli Menderes bu sözü onların ağababalarına karşı söyleyerek milletin gönlüne girmiş. Menderes dün tek parti faşizmine yeter demişti. Biz de bugün küresel vesayet odaklarının desteğiyle aynı faşizmi tekrar hortlatma peşinde koşanlara yeter diyoruz. Milletin iradesinden umudu kesenler masanın iradesinden ne yapıyor? Medet umuyor. Vah zavallı. Ne olacaksın haliniz ya? Yazık yazık. Hem de çok yazık. Konuşmasında 6 muhalefet liderinin ortak yönetim önerisine de ayrı bir parantez açtı. Çıkmışlar bir de biz 6 kişi bir cumhurbaşkanlığı yöneteceğiz. O da ülkeyi yönetecek diye kabahatleriyle övünüyorlar. Türkiye'yi milli irade yerine kendi vesayet düzenimizde yönetmek istiyoruz dediler. Dedik ki bunlara tüm bu zırvaları bırak. Biz işte tüm bu zırvalara, tüm bu ihtiras fırtınalarına karşı ne diyoruz? Yeter diyoruz. Sözün de, kararın da, geleceğin de millete ait olduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 lidere meydana çıkın çağrısı da yaptı. Bırakın bu eski Türkiye oyunlarını da meydana çıkın meydana. Zaman kaybediyorsunuz. Bırakın bu tek parti faşizmi özentisi dalavereleri de sandığa gelin sandığa.